İndi Wolf Apex'te OVP bilen tanışıyaz. Apex bilşimi diyalı Salesforce platformu üçün dörüdülən bir program ilim edili. Business Logical Salesforce'u business logikalarımızı ve cover processleri automate optimizasi etme üçün biz Apex program ilim edilini ulanıyaz. İndi köp program ilim edillerine buluşuyaldı Apex'te bir object oriented program ilim edilekini. Yani OOP demek ne mi demek? Object Oriented Programming demek. İndi OOP'yi düşünüp geçelim. OOP neyimi daha sonra düşünelim. OOP'yi düşünmek için dene object'e düşünmek yeterli. Object neyimi ondu? Object durmuştu dünyada gözümüz bilen görüyen hem adımız bir object. Türkmençede cisim diyeceğiz doğru da. Misal için diyelim bir machine bir object'tir. Ya da bir öy bir objekttir. Ya da telefon, oturguç, parta, hatta ve hatta web site hem neyimi bir objekt, bir cisimdir. İndi her bir cisimin, objektin özünün ayrıcılığı, hasiyeti ve ediyen hareketi, ediyen bir funksiyası oluyor. Doğru değil mi? Misal için bir maşini ele alalım. Bir maşin bir neçə həsiyyətləri olub bilir. Misal üçün adı, yılı, markası, renki və başqa da bir neçə zatları nəmi olub bilir. Yəni bir neçə həsiyyətləri var. Və bundan başqadan bir neçə. Və hatta başqa nəmi zatı olub bilir. Bir maşinin ediyen hərəkəti, bir ediyen bir mekanizması, bir funksiyası var orada. Misal üçün deyelim, sürmək, tizlənmək, durulmaq, aylamaq və başqa nəmələt, farını yakmaq yalıq bir nəçə edən hərəkətləri, funksiyaları var. İndi olsa biz şunları Apex'de nə edib yerinə yetirib biləyəz, şuna sər edelim. Biz bir objekti, bir cisimi Apex'de klasların üstü bilən biz yasayaz, bir klas yasab, bir objekt yasayaz. Bir objektin həsiyyətlərini variable'ları üyt göycülere denilip saklayıp biliyiz. Ediyen hareketlerini, funksiyonlarını olsa metodlar yasab, şunları da yerine yetirdik biliyiz. Yani şunda şeyle deyiselim böyle, klaslar bilen biz object yasab biliyiz Apex'de doğru da. Misal için, ben şu machine objectini Apex'de klasın üstü bilen net yasab biliyem, şunu seyredelim. İni şu şekilde Apex'de bir class yazılıyor. İlk bilen class diyen keyword bilen başlıyor. Class son class'ın adı. Doğru değil mi? Bir manilce bir ad veriyorsunuz. Ondan sonra ayçım yağlı bir object'in nemi hasiyetleri var. Ve hasiyetlerini biz variable bir üt göycüleri denilip saklayas dedik. Adını, yılını, markasını. Ondan sonra ediyen hareketlerini olsa biz ne mi deyastıydık? Methodlarımı söylen. Vada deyastıydık. Methodlarımı söylen yasab. Bir funksiyonları yerine yetirip biliyastıydık. İni şu formatta Apex'de klaslar yasalıya. Önümüzdeki videolarda dine klas yasacağımız için köp bir üstünde duracak da elbette. İni biz Apex'de ini şu şekilde bir objekti ne mi Apex'de bir klasın üstü bilen yasab biliyastıydık. İndi olsa OOP sütunlarına eser edelim. OOP kuruluş taydan bir neçə konsepti var. Bir neçə zatdan duruyor. Zada dayanıyor. Yöne sizlere en esas 4 sanat sütunlu görk edin. Onların ilki encapsulation. Sonra abstraction ve inheritance. Ondan sonra polimorfizm geliyor. Bunlar OOP'nin en esas konseptleridir. Bunların her bir için ayrı için durup geçersem müzak videolarda nesip olsa. Yine OOP diyen de şunlardan ibaret. Yani OOP diyen de objekte düşünsemiz yeterli. Ve biz şu objekti neyme OOP'de klasların üstü bilen yasap yerine yetiriyoruz.